Hazır mıyız? Peki. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri bir türlü yönetilemeyen, hala da Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurumsal ve ortak aklıyla değil, bir tek kişinin aklıyla yürütülmeye çalışılan bir bakanlık var, Milli Eğitim Bakanlığı. Bugünün konusu YKS. YKS'nin kısaca bugüne nasıl geldiğini ben size anlatayım. Önce YKS sınavlarıyla ilgili bildiğiniz gibi 20-21 Haziran tarihi mevcuttu. Daha sonra bir açıklama yapıldı. 25-26 Temmuz'da imtihana gireceksiniz dediler öğrencilere. Öğrenciler de ona göre hazırlıklarını yapmaya başladılar. Dün akşam itibariyle 27-28 Haziran tarihi açıklandı. Yani öne çektiler. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı saat 3'te bir tweet attı. Diyor ki, biz bu sonuca ortak akıl ve bilimin ışığıyla ulaştık diyor. Gecenin 3'ünde AKP Genel Başkanı'nın yanında kim vardı çok merak ediyoruz. Bu ortak aklı kimlerle beraber aldı? Gece saat 3'te yanındaki bilim adamlarının adlarını açıklarsa çok seviniriz. Gece saat 3'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda kimlerle beraber bir araya gelip de ortak akılla bu kararı aldıklarını açıklarsa çok seviniriz. 3 saat önce bir açıklama yapıldı. 3 saat sonra bu açıklamadan farklı bir açıklama yapıldı. YKS tarihiyle ilgili 3 saat önce yapılan açıklamada ortak akıllı kullanmadınız mı? Bilim adamlarına ve ortak akıl yandaşlarınıza danışmadınız mı? Birlikte almadınız mı da gece yarısı saat 3'te yeniden böyle bir tweet atma gereği hissettiniz? Bu gerçekten saat 3'te yanınızda bilim adamlarıyla ve bakanlık yetkilileriyle ve ortak akılla alınan bir karar mıydı? Yoksa geceliğin rüyanızda gördüğünüz bir rüyanın etkisiyle sahura kalkıp birden aniden aldığınız bir karar mıydı? O şekilde mi attınız? Yoksa yaklaşık 2 milyona yakın öğrencinin yetti artık haykırışlarıyla attıkları tweet sizi rahatsız mı etti? O öğrencilerin, yoksul ve mağdur öğrencilerin, tam da koronavirüs dolayısıyla dışarıya çıkamayan öğrencilerin, sınav tarihleriyle akıllarını karıştırdığınız öğrencilerin, nasıl çalışacaklarının imkanlarını kendi kendine yaratmaya çalışan öğrencilerin feryatları artık uykularınıza girdi de mi, o yüzden mi attınız, bunları çok merak ediyoruz. Öğrenciler artık sizin lütfunuzla hareket etmek istemiyorlar. Öğrenciler istikrarlı bir milli eğitim politikasına ihtiyaç duyuyorlar. Önlerini görmek istiyorlar. Politikalarınızın yarattığı güvensizliği aşmaya ihtiyaçları var. Onlar kendilerine güveniyorlar ama bakanlığa ve size güvenmiyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu salgın olayı başladığından beri bir maske olayıdır, tutturduk gidiyoruz. Sonuç olarak biz bu ülkede maske dağıtmayı beceremeyen bir iktidardan bahsediyoruz. 3 Nisan'da maske zorunluluğu kararı verildi. 4 Nisan'da Ticaret Bakanı, devlet halkın ulaşabileceği yerlerde maske satacak dedi. 5 Nisan'da Fahrettin Altun PTT üzerinden dağıtılacak dedi. 6 Nisan'da PTT sistemi çöktü. E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak dendi. Sonra kod gelecek, siz eczanelerden alacaksınız dendi. Şimdi kod kalktı, eczanelerden alacaksınız dendi. Şu anda biz maske satışına tekrar karar verdik diye Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
AKP iktidarı kendi insanına dağıtamadığı maskeyi dünyaya ulaştırmayı becerdi. ABD'ye iki parti askeri uçakla yardım malzemesi gitti. Peki ABD ile ilgili daha önce yanılmış mıydınız? Yanılmıştınız. Hangi konuda? PYD ve YPG konusunda yanıldığınızı söylüyordunuz. Peki o maskeler daha sonra nereye gitti? Sizin PYD ve YPG üyelerine terör örgütü dediğiniz örgütlere Amerika Birleşik Devletleri o maskeleri ve yardımları ulaştırdı. Şimdi çok merak ediyorum. Gerçekten bunu ortak akılla mı hallettiniz? Gerçekten bilim ışığında mı yaptınız? Gerçekten bu aldığınız kararları tek başınıza değil de biz öyle olduğunu düşünüyoruz ya. Hani gece yarısı saat 3'te bir tweet attınız ya. Şu saatte ortak akılla ve bilim adamlarıyla karar alıyoruz diye. Bu kendi ülkenize dağıtamadığınız maskeleri Amerika'ya gönderip oradan da YPG ve PYD militanlarının eline geçmesini size kim akıl verdi? Onu da merak ediyoruz. Açıklarsanız seviniriz. Ekonomi. Ekonomiden sorumlu damat %5 büyüme diyor. Dünya aksini söylüyor. Dünya küçülmeden bahsediyor. Dünya bundan sonra nasıl büyüyeceği konularındaki rakamları veriyor. Ama damat sadece dünyada açıklanan rakamlarla ters düşmüyor. Başkan vekili ekonomi profesörü Numan Kurtulmuş var. O diyor ki bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye benim fikrime göre %4-5 daralma bekliyor diyor. Kimin ortak aklı? Damadın mı? Numan Kurtuluş'un mu? Yani başkan vekilinin ortak aklı mı? Damadın ortak aklı mı? Hangisine bakacağız? Kiminle birlikte karar alıyorsunuz Türkiye'yi yönetirken? Birisi profesör, ekonomi profesörü. Öteki sizin hazineye getirdiğiniz damadınız. Biri diyor ki %5 büyüyeceğiz, biri diyor ki %4,5 küçüleceğiz. Peki sizin aklınız ne diyor buna? Kimin aklıyla hareket edeceksiniz? Bunu gerçekten açıklanmaya ihtiyacı var. CHP'ye fitne fesat yürütüyorlar diyorsunuz. Peki ben sizin rakamlarınızla Türkiye ekonomisinin son durumunu açıklayayım. Aslında bizim amacımız eleştiri değil. Eleştiri hakkımızı kullanarak size doğruyu yaptırtmayı seçiyoruz. Tüketici fiyatlarında enflasyon Nisan ayında %12,66, üretici fiyatlarında %10,87 arttı. Bunu biz söylemiyoruz. Fesatlık da yapmıyoruz. Bunu siz açıklıyorsunuz. Gıda ürünlerinde şampiyonu olduk. Büyümenin en önemli göstergelerinden imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında çakıldı. Endeks en büyük düşüşüyle %33,47 seviyesine indi. 33,47 seviyesine indi diye siz açıklama yapıyorsunuz. Biz bir fesatlık yapmıyoruz. İhracat %41 düştü. İthalat %28 azaldı. Tüketim azaldı. Banka ve kredi borçları yükseldi. Bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bunlar TÜİK rakamları. Bunlar resmi rakamlar. Bunlar sizin bakanlarınızın açıkladığı rakamlar. Türkiye'nin göstergeleri aşağıya doğru iniyor diyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Aslında bıraksanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf yetiştirmeyi de yüzünüzü ülkeye dönseniz de ülkeyi doğru yönetebilseniz. Mağdur ve mazlum olan insanlarımıza, çaresiz olan insanlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmeyi bırakıp da onlara yardım etmeyi, gerçekten üretime dönük, gerçekten Türkiye'nin büyümesine dönük, gerçekten bu zor günlerde onların ihtiyacına dönük tedbirler alabilseniz.
Merkez Bankası rezervleri yılbaşından bu yana 20 milyar dolar eridi. Peki Merkez Bankası'nda para yok. Siz para basmaya devam ediyorsunuz. Peki bu paraları kime dağıtıyorsunuz? Esnafı tekrar borçlandırıyorsunuz. Çiftçiyi borçlandırıyorsunuz. Üreten insanları borçlandırıyorsunuz. Pandemim için ayırdığınız paranın %70'ini borçlandırmaya ayırıyorsunuz. Peki bu parayı kime dağıtıyorsunuz? Kim alıyor bu parayı? Bunu açıklamak zorundasınız. Değerli arkadaşlar, eğer bir kanun çıkartıyor ve insanlarımıza yardım etmek istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi emeklilerle ilgili biz iki maaş ikramiye vereceğiz derken emeklileri ayırmadan söyledi. Herkese eşit olarak iki maaş ikramiye dedi. Bankalar, ticaret odaları ve sanayi odalarında, borsalardan emekliye ayrılan vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi verilmiyor. Neden? Neden bu vatandaşlarımız emekli oldukları halde, onlar da ihtiyaç sahibi oldukları halde neden onlara bu ikramiye verilmiyor? Bu haksızlığın giderilmesiyle ilgili milletvekillerimiz kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Bir an önce, hatta mümkünse bayramdan önce bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Bugünlerde bir darbe kalkışmasıdır. Yok işte bunlar darbe yoluyla mı gelmek istiyorlar, şöyle mi gelmek istiyorlar, böyle mi gelmek istiyorlar? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı'nın yaptığı son açıklamadaki ifadesi şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikaz ediyorum. Bu zihniyeti ülkemizden bir an önce tasfiye etmeliyiz diyor. Eğer Türkçedeki tasfiyenin ne olduğuna bakarsanız ayıklama ve temizlemedir. Siz demokratik bir ülkede ana muhalefet partisini nasıl tasfiye etmeyi düşünüyorsunuz? Aslında olacak gibi söylediğiniz ve çamur attığınız darbe iftiralarında tam da siz bu darbeyi 20 Temmuz'dan beri uyguladığınız için, tam da bu ülke darbe hukukuyla yönetildiği için, tam da 20 Temmuz'dan sonra da çıkarttığınız yasalarda siz bir darbe görüşü içerisinde o yasaları çıkartıp 20 Temmuz darbesi kararlarını yürürlüğe koyduğunuz için Türkiye Cumhuriyeti gibi demokrasiyle yönetildiğini iddia ettiğimiz bir ülkede ana muhalefet partisini darbeci aklınızla nasıl tasfiye etmek istediğinizi millete açıklamak zorundasınız. Açıklayın millete. İnsanlarımıza açıklayın. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl ayıklamak ve temizlemek istiyorsunuz? Milletvekillerine saldırtarak mı? Onlara hakaretler ettirerek mi? Onlara suç isnatlarında bulundurarak mı? Onları cezaevlerine attırarak mı? Hürriyetlerini kısıtlayarak mı? Ayrıştırarak mı? Hedef göstererek mi? Devletin güçlerini kullanarak mı? Cumhuriyet Halk Partisi, yani ana muhalefet partisini ikaz ediyorum, seni tasfiye etmek gerekir sözünü hangi gerekçeyle ve hangi koşullar içerisinde nasıl gerçekleştireceğinizi bir an önce açıklayın. Bunu sormaya devam edeceğiz. Bunu araştırmaya devam edeceğiz. Ama buradan bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin bağrından kopan bir siyasi partidir. Millet onu yüreğinden çıkartıp atmadığı müddetçe siz
Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ülkeden söküp atamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldan beri gelip geçen siyasi partiler olmasına rağmen halkın yüreğinde örgütlü, gençlerimizin ufkunda var olmaya devam eden, demokrasi için, özgürlük için, layık Türkiye için mücadele eden bir siyasi partidir. Buna senin ve senin kurduğun darbe anlayışının gücü yetmez. Biz kendimizi Allah'ımıza ve milletimize emanet ettik. Biz bu ülkenin geleceğini gençlerimizin geleceği olarak görüyoruz. Senin tehditlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sökmez. Eğer tehdit edebiliyorsan, bak Yunan Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı yasalara aykırı bir şekilde asker çıkartılması yasak olan adalara asker çıkartıp oradan Türkiye'ye dil uzatıyorlar. Bak biz gösteriyoruz. Bizim bunu eleştiren komutanımızı hakkını ve hukukunu dahi savunma cesaretini gösteremediğiniz, suskunluk içerisine girdiğiniz millilik ruhu ve şuuru budur. Bu adalar Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş adalardır. Bu adalarda Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanları Türkiye'ye çağrılarda bulunuyorlar, eleştirilerde bulunuyorlar, iftiralarda bulunuyorlar. Peki Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan çıt var mı? Senin sesin çıkıyor mu? Hayır. Neden? Siz tank palette neyseniz. Siz bizim Suriye'deki politikamızda Süleyman Şah Türbesi'ni ve bayrağımızı indirerek nasıl kaçırdıysanız, Kıbrıs'taki milli şuurumuzda da bize aynı hayal kırıklığını yaşatıyorsunuz. Siz millilikten uzak, vatanın birlik ve beraberliğinden uzak, vatanın geleceğini emanet ettiği gençlerimizin geleceğini karartan anlayışlarınızla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Ve bir şey daha yapmaya çalışıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehditle, iftirayla, şantajla tasfiye etmeyi düşünüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bundan bir tek Cumhuriyet Halk Partili korkmaz. Onlar İstiklal Savaşı'nda nasıl duruyorlarsa bundan sonra da öyle duracaklardır. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorusu olan var mı? Yok. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir darbe var. Genel Başkanımız bunu açıkladı. Kendileriyle birlikte yol yürüdükleri Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra 20 Temmuz'da yapılan bir sivil darbe vardır. Bu darbe hala Türkiye'yi darbe hukukuyla yönetmektedir. 12 Eylül darbesinin çıkarttığı yasalarla ve 20 Temmuz darbesinden sonra o darbenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendileriyle birlikte hareket eden siyasi yandaşlarıyla birlikte çıkarttığı darbe yasalarıyla Türkiye yönetilmektedir. Bu darbeyi gerçekleştiren kişi yeni bir açıklamada bulunmuştur. Bu darbenin başında bulunan kişiyi ben buradan milletime sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tasfiye edilmelidir. Bu milletin içinden ayıklanmalıdır, temizlenmelidir diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef olarak göstermiştir.
milletimizin tam da birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönemde, ayrışmanın olmaması gereken bir dönemde, birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer tüm siyasi partilerin ortak akılla birlikte hareket edelim dediği bir dönemde, bir cumhurbaşkanının, özlediğimiz bir cumhurbaşkanının, gelin birlikte konuşalım, birlikte hareket edelim demesi gerektiği bir günde maalesef tehdit ve şantajla karşı karşıyayız. Ama buradan bir kere daha açıklıyorum, bu tehdit ve şantaja asla ama asla boyun eğmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yürütülen süreci doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Sokağa çıkma kararlarının nasıl alındığını görüyoruz. Sokağa çıkma kararlarında yaşanılan kararsızlıkları görüyoruz. Daha sonra istifa etmeleri, geri almaları görüyoruz. İnsanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmadığını görüyoruz. Hıfz-ı sağ kanununa uygun olarak evde tuttuğumuz insanların ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını görüyoruz. Trilyonlarca dolar hazır olan devletler kendi insanlarına yardım ederken 18 yılda içi boşaltılmış bir hazinede yedek akçesini yok etmiş, yemiş, işsizlik fonunu tüketmiş bir iktidarın insanlarımızı sadece 1000 TL gibi bir parayla geçiştirmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlarımızı bu dönemde daha önceden almadıkları tedbirler dolayısıyla, örneğin Umre'den gelen vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirilmiş biçimi, yurtlarda tutuluş biçiminden varında, spor müsabakalarındaki durumlarımıza varıncaya kadar, kararlı bir şekilde evde tutma politikasının yürütülmemesine varıncaya kadar, İnsanlarımızın ihtiyacının karşılanmamasına varıncaya kadar süreç yanlış yürütülmektedir. Bunu kötülük olsun diye söylemiyoruz. Bunu gerçekten doğru yönetelim diye söylüyoruz. Bu süreçte açıklıyorsunuz. Rakamlar düşüyor. O zaman rakamlar düşerken test sayıları da düşüyor. Test sayıları, testi nasıl yapıyorsunuz? Pasif test uygulamasıyla yapıyorsunuz. Ne zaman test yapıyorsunuz? Vatandaş gidiyor. Ben galiba hastayım diyor. Sen vatandaşa soruyorsun. Diyorsun ki peki hastasın. Ateşin var mı? Yok. Öksürüğün var mı? Var. Ateşin yok. Öksürüğün var olmaz. Sen git şimdi kendini evinde 14 gün karantinada tut. Daha fena alışırsan gel test yapalım diyorsun. Şimdi kırmızı haritayla gösterdiğimiz alanlar var. Bu alanlardaki, o bölgelerdeki insanlara aktif test uygulaması yapmak gerekiyor. Ulaşmak gerekiyor. Ne kadar çok test yaparsan o kadar vaka olduğunu bakanlık da açıklıyor. Bu kadar vakanın olduğu bir yerde hangi gerekçeyle bu kararları alıyorsunuz, şeffaf olarak anlatın diyoruz. Aldığınız kararlara bakıyoruz. Bir gün önce söylediğinizi öteki gün değiştiriyorsunuz. Öteki gün söylediğinizi öteki saat değiştiriyorsunuz. Biz de size güvenmiyoruz. Güvenmemekte de haklıyız. Çünkü söyledikleriniz birbirinizi tutmuyor. Bakanınızın söylediğinizi başkan vekili çürütüyor. Başkan vekilinizin söylediğinizi bakan çürütüyor. Damadın söylediğini siz başka türlü söylüyorsunuz. Güvenmiyoruz. Güveneceğimiz şeyleri yaparsanız biz de size inanırız. O yüzden şimdi sonuçlarını göreceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok net ve açık söyledik. Bilim kurulunu inanmalısınız. Bilim kurulunun bir sözcüsü olmalı ve halka o bilgileri vermeli. Her akşam bakan televizyona çıkarak değil, şeffaf olarak kanallardan Türkiye'deki durum saati saatine verilmeli. Test sayısını artırmalısınız. Bu pandemimi yönetirken ekonomiyi de yönetmek için muhakkak ekonomi konseyini toplamalısınız. Bunu en geniş anlamda toplamalısınız. Ve bunu Türkiye'nin ekonomisini doğru yönetmelisiniz. Eğer yönetmezseniz Türkiye mağdur olur. Mağdur olan insanlar olur. Saray olmaz. Mağdur olan
Otobüsçüler olur, çiftçi olur, esnaf olur, berberler olur. Ne diyorsunuz şimdi? Berberleri açacaksınız. Nasıl açacaksınız? Maskeni tak, öteki de maskesini taksın. Yukarıdan saçlarını tut, yukarıdan falan kesin. Gerçi benim öyle bir derdim yok ama nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl yapacaksınız bunu? Yani orada bir şeyin düşüşe geçtiğini söyledikten sonra gerçekten halka güven verecek açıklamalarda bulunacaksınız. Bunu neye dayandırarak yaptığınızı açıklamanız gerekiyor. O yüzden biz size YGS ile ilgili yaptığınız açıklamalardan güvenmiyoruz. YKS ile ilgili yaptığınız açıklamalardan güvenmiyoruz. Ekonomi ile ilgili yaptığınız açıklamalara güvenmiyoruz. Türkiye'nin durumu ile yaptığınız açıklamalara güvenmiyoruz. Pandemimle ilgili yaptığınız açıklamalara güvenmiyoruz. Güvenmediğimiz için bunu söylüyoruz. Güvenmememiz için de gerekçelerimizi söylüyoruz.